Bu alıştırmamızda Autodesk Inventor'ın parça listesi özelliklerini göreceğiz. Parça listesi dizinin altındaki parça listesi teknik resim dosyamı açıyorum. Parça listesi komutları Annotate şerit menüsü altında yer alır. Table panelindeki Parts List komutu parça listesi üretmek için kullandığım komuttur. Komutun çalıştırılmasından sonra bir diyalog kutusu açılır. Öncelikle bir görünüş seçmem istenir. Şu anda açık olan aktif dokümanın parça listesini değil başka bir montajın parça listesini almak istiyorsanız, o zaman buradan o parça listesi montaj dosyasını bulup seçebilirsiniz. Parça listesinin hangi BOM seviyesine ya da yapısına göre üretileceğini de buradan ayarlamanız mümkündür. Daha önce gördüğümüz gibi Structured, Parts Only gibi seçenekler var. İlk seviye ya da tüm seviyeler buradan seçilebilir. Table wrapping dediği tablolar eğer büyükse bunların bölünmesi mümkündür. Dolayısıyla bu bölünme işlemlerini buradan ayarlamanız mümkün. Görünüşü seçiyorum ve daha sonra OK ile devam edersem parça listesini çizime yerleştirebilirim. Bu teknik resim dosyası için hazır tanımlı bir parça listesidir. Parça listesini düzenlemek için parça listesine çift tıklıyorum ve bir diyalog kutusu açılıyor. Bu diyalog kutusunda Table Layout ile parça listesinin ayarları yapılabilir. Örneğin bir başlık olmasın istiyoruz. İsterseniz yazı tiplerini buradan seçebilirsiniz. Parçaların sıralama yönünü ayarlayabiliriz. Başlık için yukarısı aşağısı ya da herhangi bir başlık kullanılmasın seçeneklerim var. Bütün bu ayarlamaları yapıp OK ile devam ettiğimde bunda buna göre değiştiğini göreceksiniz. Kolonların boyutlarını değiştirmek için ilgili kolonun üzerindeyken sağ tuşa bastığımda Column Width komutum açılır. Column Width için bir değer girerim. Örneğin 12.7 ve kolonumun boyutunu tanımlamış olurum. Adet için de benzer bir işlemi yapalım. Ve bunun için de 12.7'lik bir kolon büyüklüğü tanımlayalım. Parça numarasının kolon büyüklüğüne bakalım. Bunu biraz arttıralım. Örneğin 101.6 gibi bir değer olsun. OK ile devam edelim. Parça listesinde daha farklı kolonların gözükmesini istiyorsanız Column Chooser komutunu kullanabilirsiniz. Sağ taraftaki liste şu anda parça listesi için seçilmiş olan kolon özelliklerini gösterir. Sol taraftaki liste ise kullanabileceğim diğer kolon bilgileridir. Bu kolonu seçip ya da başka kolonları daha kaldırmak istiyorsanız Remove ile kaldırabilirsiniz. Yeni bir kolon eklemek içinse eklemek istediğim kolonu bulurum ve daha sonra Add ile yerleştiririm. Move Down ve Move Up düğmeleriyle kolonun sıralamasını ayarlayabilirim. OK ile devam edelim ve malzeme kolonum buraya geldi. Bunun kolon büyüklüğünü ise 69.85 gibi bir değer olarak tanımlıyoruz. Kolonların diğer özelliklerini biçimlendirmek için yine kolonun üzerindeyken sağ tuş menüsünden Format Column komutunu kullanabilirsiniz. Yeni bir diyalog kutusu açılır ve bu diyalog kutusunda bu kolonla ilgili özelliklerin değiştirilmesi sağlanır. Part Number için örneğin parça ismi bilgisini girelim. OK ile devam edersek eğer dikkat ederseniz kolon isminin değiştiğini göreceksiniz. Bir daha OK'ye bastığımda yeni tanımladığım parça listesi yeni özellikleriyle çizimde yer alır. Parça listesinin yerini de bu şekilde antetin tam üzerine getirebilirim. Parça listeme biraz daha detaylı bakarsam parça sıralamalarındaki sorunu göreceksiniz. Bunun için yeniden parça listesine çift tıklıyorum. Ve dikkat ederseniz burada sort ikonum var. Sort ikonum
bastıktan sonra sıralamanın hangi özelliğe göre yapılacağını belirtebilirim. Numarasına göre yapılacak. OK ile devam edersem numaralandırmanın da ve sıralamanın da buna göre olduğunu göreceksiniz. OK dediğim an olması gerektiği gibi sıralama güncellenmiş oldu. Dikkat ederseniz bu parça için bir malzeme bilgisi eksikliğimiz var. Bunu da hemen tanımlayalım. Bunun için malzeme bölümüne geliyorum. Burada bu hücreye çift tıklıyorum ve yeni malzemesini giriyorum. Yeniden numaralandırmayı sağlamak için burada görmüş olduğunuz poz numarasını 9, buradakini de 1 olarak değiştiriyorum. Daha sonra sort komutunu çalıştırıyorum ve azalan bir şekilde listelensin diyorum. Bir eksiklik oldu. Evet, yapıldı. OK ile devam ettiğimde sıralamanın da olması gerektiği şekliyle yapıldığını göreceksiniz. Browser penceresine baktığımızda parça listemizin burada yer aldığını görürsünüz. Parça listesi ikonunu seçip sağ tuş menüsünden Bill of Materials komutunu çalıştırdığımda bu sefer montaj merkezli olan malzeme listesi özelliğim açılır. Dikkat ederseniz buradaki yapıyla buradaki yapı birbirinden farklı. Dolayısıyla parça listesindeki yapının buraya uyarlanmasını sağlamak gerekiyor. Bunun için parça listesini seçip sağ tuş menüsünden Save Item Override to BOM dersem eğer burada yaptığım değişiklikler montaj merkezli malzeme listesine de yansıtılmış olacak. Bill of Materials'a gelirsem dikkat ederseniz parça listesindeki yapıyla malzeme listesindeki yapı böylece uyumlu oldu. Bunun dışında parça listesi diyalog kutusunda değişik grup ayarları yapmanız mümkün. Filtreler ile örneğin standart parçaları filtrelemeniz ya da diğer filtreleri kullanmanız mümkün. Export ile parça listesini değişik formatlarda dışarıya göndermeniz yine mümkün olmaktadır. Buradan kullanmak istediğiniz dosya tipi seçilir ve daha sonra parça listesi o dosya tipiyle o programa gönderilir.